Merhaba arkadaşlar. Bugün kalsiyum polisülfitin kiraz ve vişne ağaçlarına uygulanmasını ele alacağım. Bu videoyu izledikten sonra diğer kalsiyum polisülfit videolarımı da izlemenizi öneririm. Orada kalsiyum polisülfitin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve uygularken kendinizi nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Hemen konuya geçiyorum. Öncelikle kiraz ve vişne hastalıkları nelerdir? Bunlara baktım. Kiraz yaprak bükeni, kiraz yaprak lekesi, yaprak delen, şeftali dal kurdu, San Jose kabuklu biti, külleme, kiraz kabuğu, kahverengi çürük, çiçek yanıklığı, dal yanıklığı gibi hastalıklar var. Bu tablolarda kullandığım. Şimdi bir iki önemli bilgi vermek istiyorum tablolara geçmeden önce. 30 derecenin altında ve donma noktasının üzerinde uygulayın. Böylece püskürtme nedeniyle yapraklarda oluşan hasarı önleyebilirsiniz. Hasat edilen meyvelere kalsiyum polisülfit uygulanmaz. En uygun akşam serinliğinde yapılan ilaçlamadır. Bir dönüm için uygulama başına 9 litreden fazla kalsiyum polisülfit uygulamayın veya yılda dönüm başına 19 litreden fazla kalsiyum polisülfit uygulamayın. En az kullanım oranında uygulandığında yılda 24'ten fazla uygulama yapmayın. Uygulamalar arasında en az 7 gün aralık olsun. Şimdi uygulama zamanına ve oranlarına bakalım. Uyku sezonundaki hastalıklar yaprak delen, kabuklu bitler, yaprak kıvırcıklığı, yaprak lekesi, dal yanıklığı, akarlar. Bunlara minimum %1.66, maksimum %3.31 oranında uygulama yapıyoruz 2 kere. Yani bu kış dönemi görüyorsunuz oran çok yüksek çünkü yaprak yok. Uyku dönemi saklanan zararları tamamen yok etmeye yönelik bir çalışma. Geç uyku döneminde yani işte bahara yaklaşırken yaprak kıvırcıklığı, külleme ve kabuk hastalığı için 1.66 veya 3.31 oranında uygulama yapıyoruz. Çiçek öncesi uygulama zamanına bakalım. Kahverengi çürük çiçek yanıklığı, kabuk ve külleme hastalıkları olabilir. Minimum %0.41, en fazla %0.55 oranında yapıyoruz. Bu fazla ve azı siz ağacın hastalığının durumuna göre kendiniz karar veriyorsunuz. 4 kereye kadar yapabiliyorsunuz bunu. Açıklaması da şöyle. Kahverengi çürük, çiçek yanıklığı, kabuk için beyaz tomurcukta patlamış mısır şeklinde beyaz tomurcukta başlıyor. Ve yağmurlar devam ederse çiçek açana kadar her 10 ila 14 günde bir tekrarlayın. Külleme için beyaz tomurcuk ile başlayın ve her 10 ila 14 günde bir taç yaprak dökülmesine kadar tekrarlayın. İç dalların yapraklarında veya sürgünlerinde külleme bulunursa hemen tedavi edin. Taç yaprak düşüşü ve büyüme mevsiminde nasıl ilaçlıyoruz? Olabilecek hastalıklar yaprak lekesi, külleme 0.14 oranında yani çok az bir miktar bu. En fazla 10 kere ilaçlama yapıyorsunuz. Bu hastalıklar varsa zaten kışın bayağı bir ilaçlama yaptık. Bunlar hastalık oldukça yapıyorsunuz. Hastalıklar göründükçe taç yaprağın düşüşünde ve 2 ila 3 hafta sonra gerektiği kadar uygulayın. İç dallarda, sürgünlerde ve yapraklarda külleme bulunursa hemen tedavi edin. Hasat öncesi. Hasat öncesi olabilecek hastalıklar kahverengi meyve çürüklüğü, yaprak lekesi, külleme %0.14 oranında yapıyorsunuz. 3 ila 5 arası yine hastalıkların durumuna göre. Hasattan 2 gün öncesine kadar haftalık aralıklarla 3 ila 5 püskürtme uygulayın. Hasat sonrası kahverengi akarlar için %0.28'lik bir uygulama yapıyoruz. 2 noktalı akarlar dökülleme için 0.28 ile 0.55 arası yine durumun vehametine göre bir uygulama yapıyoruz. Hemen hasat sonrasında.
Hasat edilen meyvelere hasat sonrası uygulama için değildir. Hasat ettiğiniz meyvelere bu ilacı uygulamayın. Sonbahar temizliği. Kışı geçiren böcekler ve yumurtalar, hastalık sporları ve mantar parçaları, yaprak delen hastalığı, yaprak lekesi bunlar için hasat sonrası 0.55 oranında bir uygulama yapıyorsunuz. Hasat sonrası yapraklar düşmeye başladıktan sonra bir uygulama daha yapıyorsunuz. %1.66 ile %3.31 arasında. Yaprak delen hastalığı için kış yağmurları başlamadan önce sonbahar uygulaması bu hastalığın kontrolü için en önemli uygulamadır. Temizleyici püskürtmeler, hassas böcekleri, yumurtalarını ve yeni biriken hastalıkları, sporları ve ölü veya ölmekte olan yapraklar, ince dallar ve dallar üzerinde kışlayan mantar parçalarını kontrol etmede çok etkilidir. Yaprak lekesi kontrolüne yardımcı olmak için ölü yapraklar üzerindeki sporları öldürmek için toprağa da püskürtün. Şimdi size burada bir hesap cetveli veriyorum. Tankınızın büyüklüğüne ve kullanacak yüzdeye göre ne kadar mililitre ilaç koyacaksınız tankınıza. Örnek olarak eğer 20 litrelik bir tankınız varsa soldaki mavi kolonda ve %0.55 bir uygulama yapacaksanız ikisinin kesiştiği yerde 110 var. Demek ki 110 mililitre ilaç koyacaksınız. Diğer oranları da aynı şekilde burada tablodan bulabilirsiniz. Arkadaşlar umarım bu bilgiler size fayda sağlar. Bir sorunuz veya öneriniz varsa yorum bölümüne bırakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.